Şimdi bu soruya baktığımız zaman bu metne göre iletişim teknolojinin gelişmeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi metni okuduğumuz zaman sosyal medya kullanımı artmıştır. Evet, demiş ki bilgiye ulaşmak kolaylaşmış. Bilgiye ulaşmak kolaylaşmış, şurada da diyor. Paylaşımda güvenlik sorunu oluşturmuştur. Evet, insanlar nedir? Yanıltıcı bilginin yayılması diyor. Güvenlik sorunu. Bilgi kirliliği sorunu çözülmüştür. Böyle bir şey diyemeyiz. Bundan dolayı cevabımız A şıkkıdır. Bu metne göre sosyal medya ile ilgili olarak aşağıdaki sorunlardan hangileri ortaya çıkarmıştır diye sormuş. Yeni iletişim teknolojinin yoğun bir şekilde hayatımıza girmesiyle birlikte bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolaylaşırken bu kolaylık pek çok sorunu da beraberinde getirmiş. Bu sorunların başında yalan haberlere maruz kalma, yanlış veya şüpheli bilgiyi yayma eğilimi, çıkarlar doğrultusunda bilgiyi yönlendirme ve bunların sonucunda oluşan bilgi kirliliği geliyor. Demek ki baktığımız zaman bilgi kirliliği artmış. Yani bilginin gerçekten uzak bir şekilde paylaşılması, evet. Paylaşımların doğruluğu konusunda şüphe yaşanması, evet. Kişilerin hızlı bir şekilde paylaşım yapması, bu nedir? Sorunlardan biri değildir. Bundan dolayı cevabımız C şıkkıdır. Buna göre aşağıda hangisi diğerlerine göre daha güvenilir bir genel ağ bağlantısıdır? Baktığımız zaman genel ağ bağlantılarının en güvenilisi devletin olan resmi web siteleridir. Baktığımız zaman resmi web siteleri de gov.tr diye biter. Baktığımız zaman burada da gov'la biten ne var? Denizli şıkkımız var. Yeni eğitim öğretim yılı ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte başladı. Yeni ders yılının hayırlı olmasını dileyen Milli Eğitim Bakanı geçtiğimiz günlerde bazı genel ağ sayfalarında yayınlanan ders sürelerinin azaldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Şimdi baktığımız zaman bazı sayfalar ders sürelerinin azaltıldığını söylemiş. Demek ki nedir? İnternette yazan her bilgi doğru değil. Yani her bilgi doğru olmayabilir. Yani cevabımız B şıkkıdır. Genel ağ sayesinde bilgiye ulaşmak oldukça kolaylaşmıştır. Ancak bu durum beraberinde bazı sorunları da getirmiştir. Hangisi bu sorunlardan biridir? Demiştir ki şimdi genel ağda en büyük sorunlardan birisi sayfaların bilgiyi araştırmadan paylaşmasıdır. Bundan dolayı da internette bazı bilgiler yanlış olarak bize servis edilebilir. Bundan dolayı da Denizli şıkkına baktığımız zaman çok sayıda yanlış bilgi içermesi, bundan dolayı cevabımız D şıkkıdır. Buna göre medya okuryazarlığı dersinin neden önemli olduğunu aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru açıklamıştır? Şimdi baktığımız zaman medya okuryazarlığı dersinin amacı çocukların medya kurumunun yapısını, işleyişini öğrenmeleri. Şimdi medya okuryazarlığı dersi nedir? Medyayı nasıl kullanmamız gerektiğini, ne şekilde kullanmamız gerektiğini bize öğretiyor. Bundan dolayı da D şıkkına baktığımız zaman çocuklara medyayı doğru anlama becerisi kazandırdığı için yani cevabımız D şıkkıdır.